ülkemiz Aselsan'ın geliştirdiği tüm Türkiye'yi koruyacak bütünsel hava savunma sistemlerini çelik kubbe olarak hayata geçirecek. Bu çelik kubbe olarak andığımız sistem Allah'a şükür sadece Türkiye'de olan veya sayılı birkaç ülkede olan kendi içinde bütün entegrasyonunu tamamlamış bir sisteme dönüştü. Bu nedenle çok ilgi görüyor. Zira dediğim gibi 3 katmanın da alçak, orta ve uzun menzil katmanın da 3'ünün de milli olduğu 5 ülke var. Proje ismi daha önce gök kubbe olarak konulmuştu. Tam hava savunma yaklaşımıyla ortaya çıkan sistemler bütünün adı şimdi çelik kubbe olarak konuldu. Bunun sebebi sistemin bir merkez ya da bölge değil, tüm Türkiye'yi koruyacak bir yapı olması. Mavi Vatan gibi sembol isimler komisyon tarafından, yani halk nezdinde en çok kabul gören şekliyle adlandırılabiliyor. Burada gök kubbe ilk etapta kamuoyunda oluşan bir isim idi. Ama bunun teknik anlamda çelik kubbe denmesi bana göre bir psikolojik etki yaratsın diye de böylesi bir isim verildi. Çünkü demir kubbe dünyada bir algı oluştu. Sanki mükemmel bir sistemmiş gibi. Ve Türkiye işte buna cevabı verdiği isimle taçlandırdı. Çelik kubbe dedi. Peki çelik kubbe nedir? Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen Korkut, Hisar A, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar O ve Siper gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. İşte bu sistemin hepsine çelik kubbe denecek. Her ülkede standart uygulanan katmanlardan oluşuyor. Yani alçak irtifa, kısa menzil, aynı zamanda orta irtifa, orta menzil ve yine uzun menzilli füzelere, işte helikopterlere, uçaklara, karadan havaya atılan füzelere karşı kullanılan bir sistem. Bütün dünyada standart 3 katmandan oluştuğunu bir kere bilelim. Alçak, orta ve uzun menzil. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektrooptik sistemler de çelik kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektrooptik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran çelik kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak. Kısa menzilli füzelerin savunma sistemi ayrı, orta menzilli füzelerin savunma sistemi ayrı, uzun menzilli balistik füzelerin savunma sistemi ayrı. Dolayısıyla bunlar yine aynı şekilde savunma işte menzillerine göre sınıflandırarak bir katman oluşturumuna gitmelisiniz. Türkiye de onu yaptı. Örneğin bizim Hisar A dediğimiz alçak irtifa, kısa menzil saldırılara karşı kullandığımız sistem 15 kilometreye kadar güvenlik sağlamaktadır. Yine Hisar O dediğimiz orta menzil hava savunma sistemimiz 35 kilometreye kadar rahatlıkla güvenliğinizi sağlayabilmekte. Siper dediğimiz esası eski adı Hisar U olan uzun menzil füzelere karşı da yapılan savunma sisteminde 150 kilometre artı bir menzilde savunma hattı kurabilmektesiniz. Bunların kendi içinde entegrasyonu var bu katmanların. İleride balistik füze engellemesi yapıldığı zaman çelik kubbeden destek alınması bekleniyor. Öyle ki bunu uzaydan da fark edebilmeniz lazım. Bu nedenle uyduların da sisteme entegre edilmesi bekleniyor. Peki bu sistemin avantajı ne olacak? Örneğin Merzifon'da bir hava tehdidi olduğunu varsayalım. Sistem diğer radarlardan gelen bilgilerle onun Merzifon'a gittiğini tanımlayacak. Oradaki hava savunma sistemine sen hazır ol diyecek, onu devreye sokacak. Peki siz çelik kubbe hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.